Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz öncelikle tabii ki. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yeni bir yıla girdik, 2022 yılına. Umarım 2022 yılı hepiniz için güzel geçer, dişleriniz takılır, her şey, dişlerinizle ilgili istediğiniz her şey süper olur. Ve tabii ki de 2022 yılından en önemli istediğimiz şey sağlık. Arkadaşlar, bugünkü konumuz geçici dişler ve diş takılma sürecinde konuşma problemleri. Bunlar düzeliyor mu? Kendi deneyimlerimden paylaşacağım. YouTube'da böyle videolar paylaşmaya başladıktan sonra en çok gelen sorular bu yöndeydi. İşte abla, işte şu an dişlerim takılıyor, konuşmam çok bozuldu, dişlerim takılacak mı? Veya işte şu an ağzımda geçici dişler var, dişlerim böyle mi olacak? Çok korkuyorum, keşke yaptırmasaydım, geçici dişler çok kötü diye. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim, korkmayın. Geçici dişlerle kalıcı dişler arasında çok büyük fark var. Geçici dişler eğer 10'sa 90-100, hani duruma göre yani 90 veya 100, sakın korkmayın. Çok büyük fark var. Arkadaşlar, önce konuşma problemlerinden başlayayım. Ve önce kendimden, yine hiç bilmeyenler için bahsedeyim. Dişlerimi göstereyim. Arkadaşlar, üst altı ve altı dişim, öndeki dişlerin sıralı böyle zirkonyum kaplama. O dönemde altı dişim, altı tanesi de köprü, altta diş yok yani. Şimdi arkadaşlar, o dönemde altı dört dişim çekildi. O dönem işte eve geldim falan, konuşamamaya başladım arkadaşlar. Gerçekten konuşamıyorum, işte pelteklik, harfleri çıkaramama, dilim dolaşma, dilimin uyuşması, hani bir harfi çıkar, mesela R harfini çıkarmak için, şimdi orada önceden diş var ya, oraya koyuyorsunuz ama orada R harfi çıkmıyor yani. O yüzden başka tarafa koymaya çalışıyorsunuz. Hani dilde alıştığı için, bilmiyorum, ben kendimce böyle yorumluyorum, dil uyuşuyordu yani, dilim uyuşuyordu yani. Hani o harfi çıkarmak için dilimi zorluyordum. O yüzden çıkmıyordu. İşte arkadaşlar, hepiniz bu problemleri yaşayabilirsiniz. Diş çekilmesi veya hani dişleriniz küçültüldü, törpülendiği zaman peltek kalma, konuşamama, dilin uyuşması, işte dilin böyle büyümesi gibi, dilin ağza sığmaması, uyurken salya akıtması, hani ağzımız, diş yok, diş dili tutuyor sonuçta yani, veya ağzı açık uyuma. Şimdi kötü bir görüntü gibi olabilir ama arkadaşlar, bu sorunlar yaşanıyor ve ben yaşadım. Hani kötü bir şey, düşünce gibi şey olabilir ama sonuçta bunlar sağlık problemi ve anlatıyorum. Gerçekten ağzı açık uyuyordum yani ve ağzım salya okuyordu. Hani mideniz bulanmasın arkadaşlar. Hani bu sorunlar sizde de olabilir. Şey yapmayın, onlar düzeliyor. Kalıcı dişleriniz takıldıktan sonra, zirkonyum veya porselen, kalıcı diş takıldıktan sonra konuşma problemleri düzeliyor. Geçici dişe şey yapayım, anlatayım. Şimdi 10-15 gün boyunca dişsiz gezdim, alt dişlerim şey olunca. Çünkü o çekilenlerin iyileşmesi gerekiyordu. Sonra geçici diş takıldı. Geçici diş o kadar kötü ki yani, nasıl desem, böyle sanki ağzımda efekt varmış gibi, böyle hani gülüyorsun, ağzımda efekt var, böyle bir kere geçiş plastik oluyor hani. Kokuyor, çok kötü bir kokusu var. Hani o kokusunu ağzımdan hissediyordum, plastik olduğu için, kalitesiz. Hani belki kaliteli de geçici diş vardır ama hani bilmiyorum, benimki çok kötüydü. Ondan sonra geçici diş geçici yapıştırıcı ile yapıştırıldığı için sürekli hani böyle önden ısırdığınız zaman, bir şey yoğun bir şekilde ısırdığınız zaman elinize gelebilir. Yani çıkabilir, ağzınızdan fırlayabilir. Çünkü emanet yapıştırılıyor. Bende öyle oldu. Birkaç kere böyle düştü yani. Hatta bir gittim yapıştırdım geri doktora. Kaç kere gittim. Sonra artık dedim hani emanet tutuyordum. Hani işe falan gitmemeye başladım. Hani bir süre izin aldım. Çünkü tamamen dişsizim. O şekilde de gitmek istemiyorum. Konuşamıyorum, edemiyorum ki. Allah'ıma bin şükür. Nefret ettiğim maske bu dönemde gerçekten benim kurtarıcım oldu. Yani hani gerçekten maske kurtarıcım oldu. Hani söylediğim şeyler anlaşılmasa bile maskeye hani şey atıyordum. Ya maskeden anlaşılmıyor falan diyordum. Hani ağzımda da diş yok ya, hani söylediğim şeyler anlaşılmıyordu. Hani dediğim gibi, hani konuşma problemleri yaşıyordum o dönem diş olmadığı için.
Şu an diş yaptıranların da muhtemelen dışarı çıktığı zaman falan maske muhtemelen kurtarıcısı oluyordur. Yani işte her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diyorum arkadaşlar. Neyse, konumuz olarak geçiş diş çok kötü. Sakın ön yargılı olmayın işte. Geçiş diş çakıldı, Allah'ım çok kötü olacak, kalıcı dişler de buna benzeyecek falan diye düşünmeyin. Kalıcı dişlerle geçiş diş arasında çok büyük fark var. Kalıcı dişler gerçekten hem estetik olarak hem sizin ağzınıza, damağınıza, diğer dişlere uyumu ve rengi olarak çok farklı oluyor. Porselen ve zirkonyumun geçiş dişin alakası yok. Emanet tamamen işte, hatta doktor şey diyor yani, istemiyorsan takmayalım geçiş, hani elzem değilse, evdeysen veya bilmiyorum hani yiyebiliyorsan veya bu görüntüden rahatsız değilsen takmayalım diyor. Ama ben hani taktırmak istedim hani işlerimden ve estetik olarak değil de konuşmam biraz düzelsin diye. Ağzınızda diş yokken zaten konuşmak çok daha zor oluyor. Dil zaten hiç diş olmadığı için daha zor oluyor. Geçici diş takılınca bir nebze hani konuşma daha iyi düzeliyor. Peltek falan filan biraz daha düzeliyor diyeyim. Ama yine de geçici diş ile kalıcı diş arasındaki o hani konuşma yine kötü yani. Konuşulmuyor, dil uyuşuyor, peltek de demeyin de arkadaşlar hani. Yani konuşulmuyor. Konuştuğunuz karşı taraftaki kişiler tarafından gerçekten çok zor anlaşılıyor ve bu sizde güvensizlik hissi yaratıyor. Hani ben de öyle olmuştu. Psikolojim bozuluyordu yani. Hani konuşmak istemiyordum falan. İnsanlar bana niye konuşmuyorsun falan diyordu. Halbuki konuşamıyordum yani. Öyle işte arkadaşlar. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yine hani geçirdiği iş konuşma problemleri yine ben her zaman sorulara cevap vermeye çalışırım kendimce yani. Arkadaşlar tabii ki de ben de zirkonyum kaplama veya işte otoritesi değilim. Kendi deneyimlerimden hani paylaşıyorum burada. Hani yanlış anlasamazsın, doktor değilim. Hani uzun yıllardır diş problemi, 30 yıldır diyeyim diş problemleri yaşadığım için hani kendi deneyimlerimi paylaşmak istedim. Kesinlikle bir diş otoritesi değilim yalnız. Onu bilin yani. Öyle arkadaşlar, umarım 2022 yılında dişleriniz çok harika olur. Dediğim gibi dişinizin yapılma sürecinde geçici dişler sizi korkutmasın. Kalıcı dişleriniz çok güzel olacak takıldıktan sonra. Geçici dişler çok kötü. Kötü kötü yani. Konuşmanız da düzelecek. Ama şunu söyleyeyim unutmadan. Sanki kalıcı dişlerim takıldıktan sonra daha önceki dişlerime göre 0,01 bir ihtimal sanki daha önce daha iyi konuşuyordum harf çıkarmada. Çünkü sonuçta ağzınıza farklı bir şey giriyor. O dişin eski dişlerinizin boyutuyla muhtemelen bu dişlerinizin boyutu daha farklı olduğu için ya da benimki hani 3 ay oldu hani daha ağzım dilim tam alışmadı diyeyim. Tabii ki de konuşmam süper ama öncekilerine göre 0,01 bir şey var. Belki siz de beni dinlerken fark ediyorsunuzdur. Hafif bir harf çıkarmada falan problem gibi diyeyim. Hani kendim fark ediyorum. Belki de siz hani şey yaptığınız zaman fark etmiyorsunuzdur. Bugüne kadar hiç çok şükür hani küçüklüğümden beridir harf çıkarama, R'leri söyleyememe hani nasıl desem o tarz bir problemim olmadı ama hani yeni dişlerim takıldıktan sonra çok küçük milim bir hani kendimce eski dişlerimle yeni dişlerim arasındaki konuşma şeyini ufak bir şekilde fark ediyorum. O da göz ardı edilebilir. Sizin tarafınızdan da göz ardı edilebilir bir şey. Hani çok küçük bir şey. Belki de bazılarında hiç olmaz yani. Ben kendim hani yaşadığım şeyi söyleyeyim. Söylüyorum zaten. Öyle arkadaşlar, 2022 yılı inşallah size güzel geçer. Hepimize güzel geçer. Ülkemize güzel geçer inşallah. Umarım geçer yani. Öyle arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey olursa buradayım. Hoşça kalın arkadaşlar.